Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu bir video serisi meselesine girdi ve çok da seyrediliyor. Biliyorsunuz Alevi başlıklı olan dünyada en çok seyredilen videolardan oldu. Messi'ye çalım attı. Şimdi de yine kaçaklar ve evet sığınmacılar ve kaçaklar isimli bir video geldi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. Şunu söyledi, sığınmacı sorunu asla ve asla ırkçı bir zemine taşınmayacak. Bunun altını çizdi ve bir kez daha Suriyelilerin 2 yıl içinde gönüllü bir şekilde ülkelerine gönderileceğini söyledi. Ayrıca sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği'ne bir göndermesi vardı. Kılıçdaroğlu'nun öyle parayı, rüşveti verdim, kurtuldum gibi bir zihniyetten çıkmaları lazım dedi. Sevgili halkım, seçime çok az kaldı. Sığınmacılarla ilgili son kez karşınızdayım. Bu işi çözeceğiz demek için bu videoyu çekiyorum. Sığınmacı konusu asla ama asla ırkçı bir zemine taşınmayacak. Sorun zaten bir ırk sorunu değil. Bizim sığınmacı sorunumuz temelde bir kaynak sorunu. Kimseyi korkutmak değil amacım. Ancak açık konuşmam gerekiyor. Bütün analizler gösteriyor ki önlem almazsak Fırat ve Dicle önümüzdeki 20 yıl içinde kuruma riskiyle karşı karşıya kalacak. Eğer Türkiye kendi altyapısını, suyunu kaybederse Avrupa şunu anlamak zorundadır ki bırakın bu sığınmacıları ve kaçakları barındırmayı, Türkiye'nin vatandaşlarını dahi tutamayız. Avrupa Birliği rüşveti verdim kurtuldum kafasından çıkmak zorundadır. Hep beraber oturup bu sorunu çözeceğiz. Önce Suriyelileri en geç 2 yıl içinde Türkiye, Avrupa Birliği ve Akdeniz bölgesi ülkeleri olarak vatanlarına kavuşturmak için birlikte çalışacağız. Suriye yönetimiyle görüşeceğiz. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliği için meşru hükümetle protokol yapacağız. Ve Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler bu protokole dahil olacak. Suriye'ye gidecek sığınmacıların evlerini, okullarını, yollarını, kreşlerini bu işbirliğinden çıkan fonlarla Türk müteahhitler yapacak. Hem ülkemiz hem Suriyeliler kazanacak. Evet, 7 Mayıs Pazar günü için herkes adeta bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi şeklinde bekleyişteydi. Çünkü iki lider de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bazen bazı belirtmelerde eksiklik olunca hemen troller devreye giriyor. Onu mu söyledin, bunu mu söylemedin diye niyet okumaya giriyor. O yüzden aman dikkat. Şimdi iki lider de 7 Mayıs Pazar günü miting yapacaktı. Amma ve lakin. Ve herkes adeta bir derbi bekler gibi bekliyordu. Millet İttifakı kanadından bu miting gününe bir revize geldi. Bakalım. Liderlerin İstanbul'daki mitinglerinde tarih değişti. Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi cumartesi günü olacak. Türkiye'yi anlatın, gerçekleri anlatın. Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce ilan edilen miting programlarına göre her iki lider de 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapacaktı. Gümbür gümbür sandıkları patlatmaya yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanında seçmenleriyle buluşacaktı. İki liderin aynı gün farklı saatlerde olsa meydan performansları merakla bekleniyordu. İki büyük ittifakın tam kadro katılarak gövde gösterisi yapacağı mitingler için alınacak güvenlik önlemleri sebebiyle mega kentin kilitleneceği endişesi yaşanıyordu. Bu konuda adım Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi bir gün öne alındı. Söyledim, bir daha söylüyorum. Sandığa gidecek misiniz? Revize edilen miting programına göre Kılıçdaroğlu 6 Mayıs Cumartesi günü Maltepe miting alanından vatandaşlara seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul mitingini 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapacak. Kılıçdaroğlu 7 Mayıs'ta Kırşehir, Kırıkkale ve Antalya'da miting düzenleyecek.